Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Xitoydagi apat ölüş yarılınış ve gayet zor iqtisodiy ziyan keltirib çıkardı. Beijing gazetining xabarida bildirilishicha Xitoyning Xenan ülkesindeki qattiq yomg'irda 33 kişi ölgen. 1 milyon 250 mingga yaqin kişi apatga uchragan bo'lib, iqtisodiy ziyan 1 milyard 222 million yuanga yetgan. Xabarda qayd qilinishicha 21 iyul kechasida Xenan ülkelik hukumat e'lon qilgan to'liq bo'lmagan statistikaga asoslanganda 16. iyuldan bu yanka qattiq yomg'irda Xenan ülkesi bo'yicha 33 kişi ölüp 7 kişi yo'qolib ketgan. 89 nahiye derecelik memuriy organda jami 1 million 240 737 kişi apatning ta'siriga uchragan bo'lib, bevosita iqtisodiy ziyan 542 million 290 ming yuanga yetgan. Bildirilishicha Jingzhou shahrining shahar rayoni ig'ir kelgun apatiga uchragan bo'lib, metrolar to'xtatilgan. Temir yo'l, tosh yo'l va xalq avtobusiya transporti ig'ir ta'siriga uchragan. Xatirdan saqlanish uchun butun Xenan ülkesinde 16325 kişi ciddi ko'chirilgan. 164710 kişi ciddi o'g'irlashtirilgan. Ta'sirga uchragan ziraatlarning ko'lami 75 ming gektarga yetgan. Buning ichida 4700 gektar yezi egilik mahsuloti vayron bo'lgan. Jingzhou aerodrom doiralarining uxtirish qilishicha 19 iyuldan 20 iyulgacha qattiq yomg'ir sababidan Jingzhou aerodromi 303 navbatchi aeroplanni amaldan qoldirgan. Minglagan yo'lovchilar aerodrom zalida to'xtab qolgan. Xitoy qatnash ministrligining oshkorlashicha Xenan ülkesinde qattiq yomg'ir yoqqanligidan 21 iyul atigan soat 7 ga qadar 26 yuqori sur'atli tashyo'lning 29 bo'ligi taqalgan. Asliga kelish vaqti texi bekitilmagan. Xenanning 8 davlat yo'li va 8 o'lka yo'liga tava 30 yo'l bo'ligi qattiq yomg'ir sababidan vayron bo'lgan. Muhbirning Xenan ülkelik ciddi ishlarni bartaraf qilish tarmog'idan egilishcha 16 iyuldan boshlab o'lka taballigidagi 103 nahiya, shahar, rayon va 877 yezi bozorida 3 million 400 ming kishi apatga uchragan bo'lib, 33 odam o'lib, 8 kishi yo'qolib ketgan. 256 ming kishi boshqa yerga o'rinlashtirilgan. Ta'sirga uchragan ziraatlarning ko'lami 215 ming gektarga, bevosita iqtisodiy ziyon 1 milliard 222 million yuanga yetgan. Bildirilishicha navbatdagi sel apiti 60 yildan buyon Xitoyda ko'rilgan eng og'ir sel apiti ekan. Ko'z bo'yamchilik davomlashmoqda. Xitoy maxsus qurbon hetlik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik doiralari qurbon hetlik maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Sharq Turkiston xalqining diniy bostirishga uchrayotganligidagi reallikni yashirishga urungan. Atalmış Şinjan gazetinin 21 iyuldagi xabarida bildirilishicha qurbon hayit kelishi bilan atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik doiralar qurbon hayitlik maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, organ taratqularda va ijtimoiy taratqu supalarida tarqitishga boshlagan. Xitoy bu xil vosita bilan xalqaro jamiyatga Sharq Turkiston musulmonlari xushal-xuram hayit o'tkazyotdi, ularning diniy faoliyati cheklanmadi degan saxta uchurni berishni maqsad qilgan. Axborot e'lon qilish yig'iniga Urumchi shahridagi Oq masjidining imomi Abdushukur Rahmatulloh Qashqar shahridagi bir kavobxonning xo'jayini Yaqubjon Yalqun, To'qsun noyisi Bo'ston bozori Chang'an kentidan Abdulkim Erkin qatorliq 5 kishi qatnashtirilgan. Ular atalmish millatlarning vakili sifatida Sharq Turkiston xalqining xushal-xuram hayit qilganligi haqida yolg'on guvohlik berib, "Mushi yillarda har yili hayit o'tkazganda uydagilarga hayitlik sovg'at elib beraman. Hammaylan chiroyli kiyinimiz, jamiyatning taraqqiy qilishiga aygishib turmush sifatimiz borgan siri o'sdi. Qurban hayitmi borgan siri rangdorlashdi." Yiroq tutirayotgan tuqqanlarimiz qaytib kelib hayit o'tkazdi. Hozirgi har bir kunimiz xuddi hayitdagi o'tidi deb bildirilishgan. Axborot e'lon qilish yig'inida Urumchi shahridagi Oq masjidining imomi Abdushukur Rahmatulloh Sharq Turkiston musulmonlarining diniy e'tiqod erkinligi haqida yolg'on guvohlik berib, g'arbdagi jungo'g'u qarshi kuchlarning Xinjiang diniy e'tiqod erkinligini cheklaydi degan so'zlari fitna ig'vo deb bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonda islom diniga aloqador hamma narsani yo'qotish uchun harakat qilib kelganligini, Qurban hayitdek muhim kunda xalqaroning texamo kuchlik diqqat qiladiganligini bilgan Xitoyning xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun mazkur axborot e'lon qilish yig'inini o'rinlashtirganligini,
ama bunun fakat mecburi guvahlık belgüzülgen bir oyun sahnesi ihkallikini bildirişmekte. Angliya Xitoyga setib berilgan o'zak shirkatiga hukumat mablag'ini to'xtatdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Angliya hukumati Xitoyga setib berilgan Angliya shirkatiga hukumat yordamini to'xtatgan. Xabarda qayd qilinishicha, Angliyadagi eng cho'ng o'zak ishlab chiqaruvchi shirkat Newport shirkati Xitoyning yerim o'tkazguch magnati Vintay texnologiyasining qarmoqidagi Anshi yerim o'tkazguch chaktik shirkatiga setib berilgandan keyin Angliya hukumati mazkur shirkatni hukumat mablag'i bilan ta'minlashni to'xtatgan. Ma'lum bo'lishicha, Newport shirkati Xitoy shirkatiga sotib etilishdan burun hukumat xarajat ajratgan 10 nechta turga qatnashgan. Buning ichida qimmati 520 million funt sterlingga yetadigan ilg'ar yerim o'tkazguch texnikasini radar va sun'iy hamroh tizimasiga ishlatishga aloqador davlat mudofaa plani bor ekan. Angliya bosh ministri Johnson 13-iyul parlamentda bu haqdagi savolga javob berib, o'zining davlat bexatarlik maslahatchisi Stephen Lovegrovning 630 million funt sterling qimmatidagi mazkur sotib olish dilosini tekshirdiganligini bildirgan. Navbatda Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari Xitoyning pantexnika zo'ravonligi va monopolligining oldini olish uchun g'arbning ilg'or texnikasi va aqliy mulklarining Xitoyga ta'minlanishini butun kuchi bilan to'sishga tirishmoqda. Toronto'dan Kanada paytaxti Ottawa'ga qarab marafonchi yurish muvaffaqiyatlik oxirlashdi. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining hay'at a'zosi Bilal Malik Uyg'ur apandining Kanadaning Toronto shahridan Kanada paytaxti Ottawa'ga qarab marafonchi yurish harakati 15 kunlik musobaqani g'alibalik tamomlab 19-iyul kuni Kanada bosh ministerlik binosi oldida oxirlashdi. Marafonchi yurish harakati Kanada Kengash palatasida Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan bostirish ziyonkashlik qilish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb atash masalasidagi qaror loyihasining rad qilinganligiga norozilik bildirish uchun boshlangan bo'lib, Kanada hukumatining Uyg'ur masalasidagi qarorsizligi Kanadada yashayotgan Uyg'urlarning noroziligini qo'zg'agan. Bu harakatni Kanada Sharq Turkiston jamiyatining hay'at a'zosi Bilal Malik Uyg'ur apandi boshlagan bo'lib, u erkinlik marshi deb nom bergan bu safarining oxirgi manzilida Uyg'urlar tomonidan qizg'in kutib olindi. Kutib olish marosimida Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi Tuyg'un Abdulvali apandi so'z qildi va uning o'z xalqining da'vosini tunutish uchun elib borgan bu harakatini tabrikladi. Ninki musu 15 günlük 250 kilometre yolun beni tuttur kapırıp ben bir ben çıkıp yoklap bağdım ayağım bile ben başka dostum bile naayt geçindik pişmanlıdı. Musu ninki 15 gün malgan tümünün 15 minut bir müşeğe hazır biçken bile Kanada 25 yılca yaşatan Kanada Kıtay konusunu nerede uğurunu nerede sürdüğünü bilmeken mahkutlar sürdüğün dedi ki ıhtıdanın oyunu biraz uygun olur. Arqadan Bilal Malik Uyg'ur apandi o'zining ta'sirotini va safar jarayonidagi ishlarini so'zlab o'tdi va har bir Uyg'urning bulubmi yoshlarning texnomi unumli harakat qilib boralaydiganligiga ishindiganligini bildirdi. Shundaqlab bu harakat jarayonida tortgan jafolarning vatanimiz Sharq Turkistonda xalqimiz chekayotgan og'ir azob oqibat oldida hech nima emasligini bildirdi. U so'zining oxirida yana yo'l bo'yi uni butun kuchi bilan qo'llagan Sharq Turkiston xalqining yenida ekanligini bildirishgan Kanadadagi yerlik xalqlarga mu alohida rahmat aytdi. Xitoy Dunyo Sog'liqni tashkilotining tekshirishiga yo'l qo'ymadi. Xitoy Dunyo Sog'liqni tashkilotining Xitoy virusining kelib chiqishini tekshirish uchun 2-chi bosqichlik tadqiqot olib berishiga yo'l qo'ymadi. Dunyo Sog'liqni tashkiloti Xitoy doiralariga bu oyda Wuhan shahridagi dengiz mahsulotlari bozoridagi yovvoyi hayvonlar ve tecrübexanlarda tekşürüş elip veriş teklifini oturgu koydu. Hem de aşkarı tatqiqat elip verişini talep kıldı. Bu çakırıqı cevaben Xitay Devletlik Sahiyya Komitetinin muavin ministeri Zın Yeşin, biz bu tatqiqat planını ilim penge ve bazı cihetlerde akılgı ziddep qarab kubul kılmayımız dep bildirildi. Zın Dünya Sahiyya Teşkilatının dokulatını okuganda hayran kılgallıqını, çünkü o dokulatı Xitay'da tecrübexanı kilişim namesiki xilaplı kılgallıqı üçün virusning tarqalib ketganligini bayqaganligini ko'rganligini aytdi. Dunyo Sog'liqni tashkilotining boshlig'i 7-oyning 5-ida e'lon qilgan bayonotida Xitoy virusining kelib chiqishi to'g'risidagi tadqiqotning yuqumning dastlabki kunlarida sonliq ma'lumotning kamchiligi sababidan Xitoy rejimi tomonidan to'sib olinganligini aytgan edi. Zing yana Xitoy maxfiyatlik tufaylidan Dunyo Sog'liqni tashkiloti bilan ba'zi sonliq ma'lumotlarni o'rtoqlashmaydi dedi. Ve Dünya Sahiye Teşkilatı'nın Xitay mutaxassislerinin virüsünün kilip çıkışı doğrusudaki bahasını oylaşışını ümit kıldığalıqını etdi.
Zing yana bu ilmi tadqiqatlarının siyasi kün tertibden yiroq bo'lishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. May ayida Amerika prezidenti Joe Biden yana davlatning istixborot organlariga Xitoy virusining kelib chiqishi to'g'risida tadqiqot olib berish va aniq dokumentlar topshirish haqida buyruq tushirgan edi. Xalqaro jamoat fikrida Xitoyga qaratilgan bu ayiblash va tekshirish urinishlariga qaramay, Xitoy hali ham nomus qilmasdan virusning kelish manbasini boshqa davlatlardan izlash kerakligini o'tirg'i qo'yib kelmoqda. Dünya Sağlık Teşkilatı Tetkikat Grubu'nun Xitay əməldarı Liang Wanyan başqa dövlətlərdə başqa hayvanlar bulub mu şəpəranlar üstüdə tetkikat elib veriş kərəkliyinə oturğu qoydu. Wanyan yana başqa dövlətlərdəki təcrübə xandın tarqılıb gitiş ihtimallıqını mı bahalaş kərəkliyini ilgiri sürdü. Xitay dairlər yana Wuhan'daki virusun kilib çıxış mənbəsi dəb güman qılınğan Wuhan Virus İnstitutu təcrübə xanısının 2019-cu ildəki sallıq məlumatlarının taqılışını təb tartmasdın Tor hücumunun aldığını eliş üçün dəb düşəndirdi. Assalamu alaikum. What a pleasure to be with you here this morning, my friends. Eid Mubarak. Kanada Başministri Trudeau camiyəyə berib müsəlmanların heytini təbrikledi. Kanada Başministri Justin Trudeau qurban heyt münasibəti bilən Tağ məscidəyə berib müsəlmanların heytini təbrikledi. Kanada'nın Ontario ölkəsindəki ən çox məscidlərindən biri olan Tağ məscidinə gələn baş nazir Trudeau cəmaət tərəfindən alqış sədaları içində qarşı alındı. Nutqunu "Assalamu alaykum" deyə başlayan Trudeau arxadan "Heyt mübarək" deyə müsəlmanların qurban heytini təbrikledi. Bu yerdə cəmaətə qısqılı söz qılğan Trudeau Kanada'dakı müsəlmanlar ammasi duş kəlibətqan öçmənlik və irqçılıq hücumlarını ayıplab, "Bular qəbul qılğılı bolmaydığan dəhşətlik hücumlardır" dedi. O bu xil hücumlarının Kanada'da yüz beri vatqallıqı işinəlməy vatqallıqını bildirib, kişiler itiqatları bilən ərkin yaşayalışı, məsgidlərdə ibadət qılalışı ya ki koçudu bihadır mağalışı lazım digərlərini qayıt qıldı. Justin Trudeau sözüdün ki, məsgiddiki muslimallar bilən qol ilişib körüşkən halətdə sürət küçüşdü. Hürmətli televizor körüşkələr, şuna qalı bir gün xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şimdi de program ahırda ekran arkası ki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.